Anadolu coğrafyası eşsiz ve karmaşıktır. Yukarıdan aşağıya, zirvelerden denizlere doğru, burada hiç durmayan güçlü bir hareket yaşanıyor. Milyonlarca yıldır süre gelen bu ekolojik devinim, doğanın görkemli kıvrımlarını sabırla şekillendirirken, dağların ve nehirlerin arasında kalan geniş düzlüklerde yemyeşil ovaların ve platoların oluşmasını sağlamıştır. Bu eşsiz devinim, dünyanın en verimli coğrafyalarından birini yarattı. Üç cephesi denizlerle çevrili. İç kısımları ise dağların engin hakimiyeti altında. Aslen dev bir yarımada. Batıdan doğuya doğru yavaşça yükselen, ovalardan platolara, platolardan dağlara varan, yeşil, kahve ve mavinin en güzel tonlarına sahip cap canlı bir atlas. Yalnız ve görkemli duranlar veya birbirine kenetlenmiş, başları bulutlarda gezinen, geçit vermeyen sıra dağlar. Anadolu'nun zirvelerinde zaman, gerçek dışı bir harikuladeliğin yalnızlığında donmuş gibi. Fakat Anadolu'nun birden fazla yüzü var. Zirvelerde binlerce metreden gelip geçen bulutları karşılarken, en gösterişli haline bürünen, amansız dev kaya yığınlarına hükmeden Anadolu, aşağılarda yaşam dağıtan, cömert ve bereketli, anaç bir kimliğe bürünür. Dağların eteklerinin bitiminde, görkem yerini mütevazi yaşam alanlarına bırakmaya başlar. İnişli çıkışlı bu enfes topografyada, doğal havzalarda birikerek, tüm Anadolu'ya bir mozaik gibi dağılmış olan verimli topraklarda farklı bir atmosfer hakim. İnsanın toprakla ilişkisi işte tam bu noktada başlar. Anadolu insanı geçen uzun zaman içerisinde bu sıra dışı coğrafyayı içgüdüsel olarak keşfetmiş ve kendine en uygun yaşam alanlarını belirlemiştir. İnsanın toprağı, suyu ve denizi kullanarak yaşamını sürdürmesine yarayacak kaynaklar geliştirmesiyle birlikte tarım kavramı ortaya çıktı. Doğal elementleri kullanarak sabır ve özenle tarımsal üretimi geliştiren emekçilerse çiftçiler olarak tanımlandı. Geçen 10 bin yıldan fazla zaman içerisinde çiftçiler Anadolu'nun anaç ve bereketli yüzüyle dost olmayı öğrendi. Ve bu dev yarımadayı dünyanın en büyük çiftliklerinden birisi haline getirdi.